küçük domuzcuklar orada bak. Minik domuzcuklar. Bir domuz nasıl çağrılır? Böyle. Bilmiyorum ki. Şşş müdür. Bunların sakalları var ya. Yazık ya. Şu hayvanları kesip yiyorlar. Şu güzellikleri kesip yiyorlar. Bunu da yiyen insanlar varmış. Uuu falan. Gibi. Bu arada buranın girişi... Bu arada buranın girişi ücretli sanırım. Buradan para alıyorlar. Ama biz yanlışlıkla öbür taraftan kafelerin oradan girdik. Kafelerin oradan girince şu aradan şey var. Bir açıklık var. Bu şu otlar var ya. İleride açıklık var. Oradan geçince buraya geliyorsun direkt. Ama dediğim gibi bu resimlerde gördüğüm kadarıyla burada gerçekten böyle insanlar, köylü insanlar gibi insanlar vardı hep. Bayağı renkli görünüyordu da. Ya gerçi fotoğraflarda hep öyle olmuyor mu? Oo bakıyorum fotoğrafta. Oo ne kadar hava. Aa var lan köyde. Oo ne kadar güzel. Hep bir gideyim. Pis kenarda. Ama yalnız bu atlar bayağı iyiymiş. Atlara bak. Bu atlar bayağı at ya. Lan at. İşte bak köylü teyzemiz burada. Gördünüz mü? Danimarka köylüsü. Deniş kendisi. Deniş. He demek ki gerçek köylüler varmış ya. Biz yanlış yerden girdiğimiz için öyle şey yapmışız. Burada bir tane eski bir araba var. Eski araba dediğim bayağı eski bir at arabası. Ama bu buharlı mı ya? He şöyle raylarda giden arabalardan. Şunu şu aşağı yukarı aşağı yukarı oynatıyorsun. Buharları mı? Fire engine shit işte aynen. Ateşli motoru varmış bunun. Vay be. Şuna benzin mi koyuyorlar acaba? Depo bu mu? Onun haricinde şurada küçük bir ev var. Oraya gidelim bakalım. Burada Alman kurdu var ama bu Alman kurdu bu köyün değil. Bu Alman kurdu. Yok yok bir şey yok. Bu Alman kurdu. Burayı gezen bir amcanın. İçeride ne var ki? Demirhane. Valla? Işık iyi mi ki içeride ya? Değil. Şöyle bir çeksem. Şöyle bir odaklasa. Harbiden demir dövdükleri bak şey. Adı neydi bunun? Örs. Çekiç. Üzengi. Üzengi. Kulak. İç kulak. Bak orada nal yapıyorlar falan yapıyorlarmış. Denişli. Amcaların, teyzelerin köy hayatı. Bak şurada da ocak var. Ocakta yakıyor. Kor haline getiriyor. Gir oğlum. Oğlum gir oğlum. Orada demiri tava getirip dövüyorlar. Burada küçük bak. Bostan ekmişler buralara. Böyle. Bu tahta ayakkabı yapan yer. Valla. Nasıl yapıldığını gösteriyor. Ay. Şu tahtadan kalıplarını falan çıkarıyorlar herhalde böyle ayakkabıları. Uyuyarak yapıyorlar. Şöyle sıkıştırıyor bak. İçine uyuyor oradan da. Ha, direkt tahtadan ayakkabıyı mı yapıyor? Ha, evet. Taktuk taktuk taktuk. Baya iyi. Şöyle bir girelim mi? Biz de girelim. Tabut yapılan yer. Tabut mu? Yerler tahta, yukarılar modern ama yukarılar böyle değildir tabi. Şu neymiş? Barometre, basınç metre. Şöyle bir sandalye oturmayız. Mesela değişik oldum. Dışarıda arka bahçe böyle bir yer. Alman orada bizi şey yapmasın. Fotoğraf... Bana şarap getir hancı. Dur şunları bir çekeyim fotoğrafını alırım. Bayağı otantik mekanmış ha. Evet.
Bak burada yatak var. Bizim Ömer amcanın yatağı değil mi bu? Bak bu çift kişilik ve tek kişilik olabilen bir yatak. Evet. Günümüzde bile yok lan bu teknoloji. Burada ne varmış? Burada sandık var. Orada çıkış. Burada... Aa, fıçılar. Bak fıçılar var burada bak. Böyle. Burada L. Burası şey. Çamaşırhane mi? Duş alınan yer. Olabilir. Ah, en güzel yere geldik. Mutfak. Oradan bacı gidiyor. Burada bir mutfak tezgahı var. Bak burada eski kabları var. Falan böyle. Neyse buradan bir arka bahçeye bakalım. Arka bahçede garip bir elmaya benzeyen meyve, elmalar var. Şu meyvelerden yiyebiliyoruz mu acaba ya? Yaşlı teyzelerimizle fotoğraf çekiniz. Buraya at bağırıyorlar herhalde bak. Fotoğraf çekindikten sonra dedim şuradan elma alabilir miyim? Tadı çok kötüydü ama gayet güzel. Ekşi elma. Alican. Baksana 10 numara elma. Bak şimdi nasıl atıyorum bak. Ya buraya at bağlıyorlar. Ne öyle atıyorsun? Olur mu ya? Bu nal oyunu ya. Nal oyunu mu? Abi nal oyunu. Nal geçirme oyunu bu. Sana nal toplatırım dedikleri bu mu ya? He. Bu arada da Allah'ım Allah'ım. Fotoğraf alabilir miyim? Bu arada da kümes var bak. Burada kümes. Tabii kümesten yola girip hızlı aç. Hello. 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 What are you doing here? We are braiding. Braiding? Bracelets. Mm. Yes. With the kids when they are here. Yes. Or you can try if you like to. If you want to. You can try, yapabilirsin diye istiyorsan. Ne olacak? Saç örgüsü bu ya. Ör. Örerim ya, ne olacak ya? Tamam. Allah Allah. Hadi. Bak. Go for it. He said look at this carefully. Lan örerim. He is professional. Az bayanların saçlarını örmedim öyle söyle. Bak kursun bak. May I take a photo? Yes, yes. Yeah, of course. That's right. Mm. Yes, it is right. That's awesome. Oh, very, ne, kolay neydi lan? Easy. Easy. Yes, yes. Very easy. We are with four. Don't copy. Don't copy. Three. Yes, three, yes. Yeah. We are doing it with fourth. Four. İki ters bir düz. Yapacağım mı? Deneyeceğim mi? Dostum. Hı? Burada böyle girişte ayakkabıları çıkarıyorlar herhalde. Şöyle girdiğinizde teyzem ya. Teyzem örüyor burada. Take it easy. Burada iplerle örgüler örüyor teyzelerimiz. Burada sürekler. Hello. İçeride ışık biraz karanlık olduğu için şu gözlüğümü çıkarayım. Hmm, this is kitchen. Yes, it is. Would you like a taste of our pancakes? Yes. Thank you. You're welcome. Hmm, so delicious. Thank you. Ocak yanıyor. Hop. Burada bir ambar var. Burada böyle garip bir yer var. Abi çok güzel yapmışlar orada. Ya Allah'ım çok başarılı. Vallahi çok hoşuma gitti ha. Bura ne, tuvalet mi? Burası kiler. Kiler mi? Burada bir... kuyu. Aa, burada duş mu alıyor da yıkanıyorlar mı? Ve yatak odası. Yani... bu deniş, şey deniş eski teknoloji de bu denişlerin köy hayatı da bayağı şeymiş ya. Rezilmiş bizimki gibi. Şu öbür tarafa geçmedim ben ya. Dur şu öbür tarafa gideyim şöyle. Gidiyoruz gidiyoruz. Kızlar güzel. Kızlar çok güzel. Şöyle.
Ya burada ip sarıyorlar, ölüyorlar vesaire. Ha burada da çocuklarını da sarıyor. Böyle bölmüşler, biri orada oturuyor, biri burada yatıyor falan. Aynen, oyuncaklar falan bak burada. Anne. Burada böyle şeylerini oturuyorlar. Burada çocuk odası aynen. Sandık var, bak burada elbiseleri vesaireleri var. Onlara gel. Dediğimiz bu yerlere gel. Çok şekerler lan. Gayet şeker tatlı insanlar yani böyle köylü. Köylü Mehmet Ağa diyorlar ya böyle. Gerçi köylü erkek yok. Bak görüyorsun ortamı. Bak ortamın kralı. Arkadaşlar. Ama genç de yok. Çok az. Hep yaşlı. Olsun. Bizim... Bak Danimarka'nın köylerinde erkek yok. Nasıl ürediklerini anlamadım ben de. Ama erkek yok yani. Köyde hiç erkek görmedim. Bak burada tarım aletleri var. Ziraat aletleri. Bir de bunlar ha eskiden yapılanlar. Eski tipler ha. O elle bükülenler falan herhalde. Çatıları güzelmişler ama. Baksana i̇şte çatıya şuna bak. Dümdüz tek çatı. Hepsini kapatmışlar. Vay be. Geçilmiyordur abi. Allah abi baksana kaç kat kalınlığa bak. Kalınlığa bak, burada su geçmez elle. Çok yağ geçer, Ankara'ya yağan yağmur gibi olursa geçer. Buradan köyün öbür tarafına geçtik. Hadi keçiler vesaireler otluyor. Ne? Bük mü boynunu, bük mü? Bütün hayvanların gözleri diktir, keçilerin yandır biliyor musun? Nasıl ya? Şu çizgisi mi? Tabii. Bütün hayvanların diktir. Bizimki de yan. Bizim yuvarlak. Nasıl yuvarlak? Göz bebeğine bak. Yandır onun. Göz bebeğini mi diyor? Tabii göz bebeği. O yüzden keçilerin görüş açısı insanların 3 katı mı neymiş? Ve hayvanlar için en iyi gören keçilerdi şeyler, hayvanlardan. Hakkallan da mı iyi görüyormuş? Yok öyle değil, o yönden değil. Geniş açı olarak. Gel. 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 Gel kız kız. Gel. Gel. Görüyor musun bak? Kare şeklinde böyle yandır. Köy daha devam ediyor ya. Oğlum büyükmüş bayağı burası ya. Şöyle bir devam edelim. Valla şunu görünce yemin ediyorum tırstım ha. Valla girdim şöyle bir anda görünce tırstım. Çalış çalış. Bu da böyle marangoz burası. Burası marangoz ya. Yalnız şu sazlar çok kötü kokuyor ya. Ne kötü dediğim, ortamı bastırıyor ortamın kokusunu yani. Bak burada kağanı var. Burada bir kağanı daha var. Oradaki evin aynasını yapmışlar buraya bak. Aa ekmek la. Ay bozulmuş mu la bu? He. Niye ellettiriyorsun bana? Çok ayıp. Sıralı da ekmek var. Bak ateş nasıl yanıyor? Çıtır 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 çıtır. Çıtır çıtır. Bunlar burada yıkanıyor ya bence. Suyu burada ısıtıyorlar. Altta var mı yakacak yer? Bak oradan delik var. Oradan odunu atıp yakıyorlar herhalde. Evet, içine atıyorlar. Burada su kaynıyor. Ondan sonra abdest alıyorlar. Burada şarap yapıyorlar bence. Bak serin burası ve fıçı var. Evet, burası şarap. Giy çorabı. Evet. Ah, ekip.
Funen köyünden yola çıkıyoruz. Şimdi Egeskov şatosuna gidiyoruz. Bu gölün üzerindeki şato. Funen köyü de bayağı güzel, eğlenceli bir yerdi ya. Orada harbiden resimlerdeki gibi yani. Yani yaşayanlar yokmuş. Ben yaşayanlar var zannediyordum. Şey varmış. Onlar orada çalışıyormuş. Yani gelenlere Danimarka köylü köy hayatını anlatmak için orada çalışanlar. Bu bizim kermeslerde görev alan teyzeler gibi yani. Ama bayağı hoş bir ortam. Hoşuma gitti. Keyif aldım. Eğlendim yani. Ama maksimum bir yarım saat falan geziliyor. Yarım saatten sonra kendini tekrar etmeye başlıyor köy. Neticede bir köyde ne olabilir ki yani? Olacak olan her şeyi koymuşlar. Böyle demir yerlerini, ahırlar, mandıralar, çiftlikleri, bahçeleri hepsini yapmış adamlar. Bir de bu köy tabii günümüzün 2018'in 21. yüzyılın Danimarka köylerinden değil bu. Bu herhalde 16. yüzyıl falan. Çünkü yani çok ilkel aletler, böyle çok eski şeyler var. O yüzden onu temsilen yapmışlar ama ona rağmen güzeldi yani. Şimdi Egeskov şatosuna gidelim. Bir de orayı görelim bakalım. Suyun üstünde nasıl duruyor.